Merhaba, kanalıma hoş geldin tekrar. Daha önce dropshipping'den, Shopify'dan ve online para kazanma yöntemlerinin bazılarından bahsetmiştim. Bugün biraz Amazon hakkında konuşmak istiyorum. Amazon'da kaç farklı şekilde para kazanma yöntemi var? İstersen önce bundan başlayalım. Gerçi bu kanala geldiğine göre daha öncesinde bir araştırma yaptıysan zaten Amazon hakkında epey bir bilgi sahibi olmuş olabilirsin. Ancak kanala daha yeni uğrayanlar, daha doğrusu online para kazanma yöntemleriyle ilgili yeni araştırma yapanlar da gelebilir. Bu yüzden kısaca bir Amazon'dan da bahsedelim. Şimdi şöyle bir notlarıma bakıyorum. Amazon'da öncelikli olarak para kazanma yöntemlerinden biri Amazon FBA. Yani buna direktman online ticaret olarak düşünebilirsin. Çünkü neden? Toptancıdan bir malı alıyorsun veya üreticiden bir malı alarak bunu Amazon deposuna gönderiyorsun. Amazon'da bunu listeledikten sonra satışa sunuyorsun. Tabi burada aylık 29 dolar gibi bir aylık ücreti var. Bunu yatırdıktan sonra Amazon Prime olarak bir Amazon seller oluyorsun. İkinci yöntem ise FBM. Fulfillment by Merchant. Burada işler biraz daha farklı. Özellikle bu yöntem Amerika'da yaşayan, Amerika'da dükkan sahibi olanların sık kullandığı yöntemlerden biri. Burada olay nasıl? Bunu Amazon deposuna gönderimde bulunmanıza gerek yok. Bunun için Amazon, eğer bir dükkanınız varsa Amerika'da, sadece ürün listeliyorsunuz ve gönderimle ilgili tüm sorumluluk tamamen göndericiye, ürün sahibine ait. Bir diğer yöntem ise Amazon'da dropshipping yapmak. Ki bu birazcık daha karışık. Yani daha öncesinde eğer Amazon'da dropshipping ile ilgili videoları izlemişseniz dropshipping'in bir taraf yapılabilir yönünden bahsediyor. Bir diğer kısım, ki özellikle Amazon konusunda en çok tecrübeye sahip olan iki isim var. Bunlardan birisi Ekim Nazım Kaya. Bildiğim gibi Ekim Bey dropshipping'in yapılabilir olduğunu iddia ederken, yine bir diğer özellikle Amazon FBA uzmanı olarak değerlendirebileceğimiz kişi olan Armağan Kızılcan ise dropshipping'in yapılamayacağını iddia etmişti. Tabi Amazon'da bununla ilgili yönergeler açık bir şekilde gösterilmiş durumda. Amazon'da evet, dropshipping yapmaya müsaade ediyor kısmen. Peki nasıl yapabiliyorsun? Amazon'un belirttiği kurala göre, ki videonun altına ya linkini bırakırım ya da belki videonun içerisine de o şeyi ekleriz. Yasasını ekleriz. Ama Amazon'un başlıca söylediği net ifade şu. Amazon'da kısmen dropshipping'e müsaade edilir. Ancak gönderici adı, adresi ve gönderici bilgisi olarak sizin şahsınızın ismi bulunmak zorunda. Peki bu ne anlama geliyor? Dropshipping denildiğinde otomatikman hiçbir maliyeti yok. İşte bir yerde listelenen bir ürünü alırım. Bunu kendim alınmış gibi Amazon'da listelerim. Daha sonra buradan satış olduğunda ben de gider üreticisinden ya da diğer gördüğüm siteden alarak gönderim yaparım gibi bir yaklaşım var. Tabi Amerika'dan Amerika'ya dropshipping de yapabilirsiniz. Amerika'dan Kanada'ya, Kanada'dan Amerika'ya ya da Meksika'ya. Evet, bu yöntemler var. Ancak bunun için sizin göndermiş olduğunuz paketlerin üzerinde kendinize ait adresin, adın, soyadın bulunması gerekiyor. Peki bunu nasıl sağlayabilirsiniz? Bunu sağlamak için öncelikle toptancılarla görüşmeniz lazım. Bildiğiniz gibi Amazon'da en çok kullanılan ticaret aracısı AliExpress. Genellikle kişiler AliExpress'ten, buradaki toptancılar AliExpress'ten malı çekerler ve Amazon'da listeleme yaparlar. Bu şekilde satış oluyor ağırlıklı olarak. Ancak burada şöyle bir sorun var. AliExpress'te ben de dropshipping yapmak için bazı satıcılarla görüştüm. Aa evet, yardımcı oluruz, tabi satabilirsin gibi şeyler söylemesine rağmen adamlar bir satış yaptığınız zaman sizinle kesinlikle ilgilenmiyorlar. Ve bu zamanla mağaza sağlığını tehlikeye atıyor. Mağazanızın kapanmasına kadar gidebilir bu. Özellikle 5000, 10000, 15000 adet ürün yükleyeyim dediğiniz zaman ve bu Amazon'un botlarınca takip edilir ve bir süre sonra fark edilirseniz sizden bir takım evraklar istiyorlar.
Bu evrakları Çin üzerinden sağlamanız oldukça zor çünkü muhatap bulamıyorsunuz. Bir de Çinlerin İngilizce ile olan sıkıntıları var. Biz de dil konusunda sıkıntılı bir toplumuz. Tabii buradaki iletişim bozukluğundan dolayı bazı problemler yaşayabilirsiniz. Bu yüzden hani AliExpress'ten bunu halletmeniz oldukça zor. Peki ikinci yöntem nedir? İkinci yöntem ise Amerika'nın içerisinde bulunan toptancılarla görüşmeniz. Bunlar için birçok toptancı siteleri de mevcut. Fakat şöyle de bir durum var. Genellikle benim sosyal medyada gördüğüm yorumlarda şu yapılıyor. Şöyle bir düşünceye sahipler insanlar. Hani biz bunu kafadan bedavadan yaparız. Ne olacak canım? Bir iki istekte bulunuruz. İllaki izin verecekler çıkabilir. Şöyledir, böyledir. Aynı zamanda dropshipping de zaten bedava bir yöntemmiş gibi geliyor. Bu yöntem kesinlikle bedava değil. Hatta göz ardı edilen bazı masrafları da var. Elbette öncelikli olarak herkesçe bilinen masrafı şu. Dropshipping yapıyorum. Mal sergiliyorum. Biri benden ürünü aldığım zaman ben de gidip o ürünü alacağım. Burada bir bedel ödüyorum, o kadar. Ya sadece bu değil. Aynı zamanda hem o ürünü satın alırken paranızı harcayacaksınız. Hem de prime olasınız ki, prime satıcı olabilirsiniz ki ürünleriniz daha çok ön plana çıkarsın. Ki Amazon Prime olan kullanıcıları genellikle ön plana çıkarıyor. Bu bir gerçek. Fulfillment by Merch olarak satarsanız, FBM olarak gösterirseniz kendinizi, Amazon'da biraz daha sonlara düşüyorsunuz. Bu en büyük sıkıntılardan biri. Bu yüzden Prime satıcı olmanız gerekiyor ki bu da aylık yanlış hatırlamıyorsam ya 29 dolardı ya da 39 dolar gibi bir ücreti vardı ki bunu Amazon'a girdiğiniz zaman görürsünüz. Bu bedeli aylık olarak ödemeniz gerekiyor. Ürünü satın alacaksınız. Biri sizden satın aldığı zaman. Ürünün bedeli var. Artı arkadaşlar, eğer ki gerçek bir toptancıyla ciddi bir iş yapacaksanız toptancıya önceden bir depozit ödemeniz gerekiyor. Ya sistem nasıl çalışıyor? Amerika'daki toptancılar nasıl çalışıyor? Adamların söyledikleri birkaçıyla görüştüm ve bana şu şekilde mail attılar. Ya bize 750 dolar gönderin, 1000 dolar gönderin. Biz sizin adınıza hem etiket hazırlarız, hem ürünü kargolarız. Aynı zamanda size bir liste sunarız. Hani bu listelerden, haftalık olarak güncellenen bu listelerden elimizde ne kadar ürün kaldı, hangi ürünlerden ne kadar kaldı, ne kadarı bitti, bunları takip edebilirsiniz dediler. Şimdi 1000 dolardan bahsediyoruz. Bu 1000 dolar bence günümüz şartlarında Türkiye'de yaşadığımızda göz önüne alırsak gerçekten çok ciddi bir para ve şöyle de bir soru işareti var. Satışlarınız ne zaman başlayacak? Bu 1000 doları siz ne zaman geri döndürmeye başaracaksınız? Bu büyük bir muamma benim açımdan. 1000 doları vereceğim. 1000 dolar adamın kasasında duracak. Oysa ben ne satış yapacağım? Ne zaman satış yapacağım? Kaç adet satacağım? Buna değecek mi? Bu birazcık soru işareti. İstedim ki bu videoyu çekmemin amacı şu. İstedim ki özellikle böyle 19'lu 20'li yaşlarda olan arkadaşlarımız bu konuda çok heyecanlı ve ilk başta tamam giriş bedeli çok düşükmüş diyerekten olabildiğince dropshipping yapmaya yöneliyorlar. Dropshipping de bir iş modeli ve ciddi bir iş modeli ve kesinlikle yatırım gerektiren bir iş modeli. Ya kesinlikle böyle 5 dolara 10 dolara 20 dolara girip de profesyonel olarak yapabileceğiniz bir iş kolu değil. İlk etapta bu böyle sanki çok düşük bir giriş maliyeti varmış gibi gösterilse de ciddi olarak yapabilmeniz için, ciddi bir iş olarak yapabilmeniz için gerçekten de bir birikim sahibi olmanız lazım. Maddi anlamda bir birikiminizin olması lazım. Aynı zamanda çeşitli sorunlarla baş edebilmeniz için toptancılarla çok iyi görüşmeler yapmanız lazım. Yetki belgesi istendiğinde, fatura istendiğinde ne yapılması gerektiğini karşılıklı olarak görüşmeniz lazım ki bu da iyi bir İngilizceyi gerektirir. 1000 doları gönderdin, satış yapamadın, sistemden çıkman kolay olacak mı? Yani diyelim ki 1 ay, 2 ay, 3 ay bekledin, bir hareket olmadı. Bu hareket olmazsa eğer 1000 dolarını çekmek istediğin zaman bunlar sana gönderecekler mi? Gönderirlerse ne kadar bir bedel kesinti yapacaklar. Bunları göz önüne almanızda fayda var. Aynı zamanda iade olduğu zaman kendi depo adresini, yani satın aldığınız toptancının depo adresini kullanıp kullanamayacağınızı da öğrenin.
Çünkü ben bir toptancıdan böyle bir bilgi sormuştum ve kendisi geri dönüşleri kabul etmediğini söyledi. Tabii bunun için sizin ayrıca bir ya adres ya da başka bir depo adresiyle anlaşmanız gerekiyor. Böyle sıkıntılar da doğurabilirler. Bu yüzden çok net bir şekilde konuşup net olarak anlaşın arkadaşlar. Şimdi bakalım Amazon FBA, Amazon FBM ve dropshipping'den bahsettik. Dördüncü bir iş modeli olarak arkadaşlar affiliate marketing'dir Amazon'da. Amazon'un aslında birçok trafik çekmesinin sebebi affiliate marketer'lar sayesinde olur. Affiliate marketing nedir? Kısaca ondan da bahsedelim. Aslında sizin gönderdiğiniz bir ürün yok, sattığınız bir ürün yok. Sadece satışa ön ayak olduğunuz için almış olduğunuz bir komisyon oranı var. Burada her bir ürünün linklerini paylaşarak çeşitli platformlarda, bunlar sosyal platform olabilir, kendiniz özellikle reklamlara çıkabilirsiniz, reklam yayınlayabilirsiniz. Bu link aracılığıyla gördüm sizin linkinizi, tıkladım Amazon'a gittim. Amazon'dan bir ürün aldım. Siz de bunun karşılığında belli oranlarda komisyon kazanıyorsunuz. Tabii ki bu oranlar üründen ürüne değişiyor. Daha doğrusu üründen ürüne demeyelim, kategori kategori değişiyor. Yani nasıl diyelim? Otomotiv aksesuarında verilen belli bir komisyon oranı var. Home improvement kısmında belli bir komisyon var. Örneğin dijital ürünlerde farklı bir komisyon var. Tabii bunları da gerekirse aşağıda linklerini paylaşabilirim veya yorum kısmında sorarsanız bunların tek tek linklerini gönderebilirim. Bu şekilde siz de bir göz atmış olursunuz. Bu videodan şimdilik bu kadar. Fazla da uzun olmasın video. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olur, destek verirsen çok memnun olurum. Ayrıca affiliate marketing ile ilgili daha fazla bilgi edinmek istersen yorum kısmına linki bırakacağım Udemy üzerindeki kursun. Göz atmak istersen ona da bakabilirsin. Teşekkür ederim, hoşça kal.